Seçim özel programında bu akşamki konumuz AK Partisi yetkinci sıra milletvekili adayı Sayın Fevzi Sevgili. Hoş geldin Sayın Sevgili. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Sayın Sevgili, 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani başta şöyle söyleyeyim. Allah'a çok şükür kazasız belasız bitirdik seçimi. Kimsenin burnu kanamadan çok demokratik bir seçim olduğu gibi, yani bazı yerlerde ufak tefek sıkıntılar olsa da, birazdan konu açılırsa bahsedeceğim ama devletimizin güvenlik güçleri sahaya çok hakim, bir en ufak bir şeye de mal vermemeye çalıştı. Kimsenin de burnu kanamadı. En büyük kazancımız o oldu. Genel değerlendirmeye bakacak olursak, yani bölgede, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde iyi bir oy oranına ulaştı. Şöyle söyleyeyim, emsal illerimize bakalım. Batman, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Muş, Ağrı, Van ve benzeri birkaç il daha belki sayabilirim. Onlardan oy potansiyel olarak, yani yüzde olarak daha fazla aldık. Ama ben çıkamadım. Bir tane biz çıkardık. Yeşil Sol Parti iki tane çıkardı. O yüzden istediğimizi elde etmedik. Benim bütün hedefim, amacım, idealim Siirt'te AK Parti'yi birinci sıraya, birinci olarak çıkartmaktı. Bu konuda biraz bazı yerlerde hayal kırıklıkları yaşadık, yani işin doğrusu. Bazı yerlerde de umduğumuzu bulduk. Seçimlerde böyle bir şey zaten yani. Ama iyi bir trend yakaladık. Bu trendi devam ettireceğiz inşallah. Siirt'i bırakmayacağız yani. Sayın Sevgili, Kurt Alan seçimlerin nasıl? Şimdi Kurt Alan'dan beklediğiniz oyu alabildiniz mi? Ya birkaç ilçeden beklediğimiz oyu alamadık. Başta Kurt Alan tabii. Yani biz Kurt Alan'da çok emek vermiş, Kurt Alan çok hizmet etmiş bir aileyiz. Yani biz Kurt Alan'da birebir hemen hemen herkesi tanırım, her köyü tanırım, her yeri. Yani Siirt'in genelini tanırım da Kurt Alan'ı daha çok tanırım. Kurt Alan'da ailemin bir kısmı ikamet ediyor. Kurt Alan'ı gerçekten, yani son gün miting de yaptık. Belki oradaydınız, bazı arkadaşlarımız da oradaydı ama biz Kurt Alan'da emeğimizin veya beklentimizin karşılığını aldık desem yanılmış olurum. Ben mitingde şey dedim, yani bazen bazı şeyleri anlamak da hakikaten insan zorlanıyor. Ben dedim Kurt Alan'ın çocuğuyum. Kurt Alan'ın evladıyım, Siirt'in evladıyım, Pervari'nin, Baykar'ın, Şirvan'ın, Tillo'nun, Eruh'un evladıyım. İçinizden biriyim. Halkla iç içe olan bir insanım. Çocukluğumdan bugüne kadar bu halkın içinde çıkmadım ben. Hep beraber olduk. Yani son devlet görevi zamanında bazen daha az gitmeye başladım ama hep halkın içinde oldum. Son gün miting yaptım. Kurt Alan hemşehrilerime şunu söyledim. Bir, dedim Kurt Alan'ın bir vekile ihtiyacı var. İki, Kurt Alan'ın bir hizmetkara ihtiyacı var. Siirt'in de var. Ben Siirt'in ve bütün ilçelerin, başta da Kurt Alan olmak üzere, gulamlığına, hizmetkarlığına hazırım. Nizamettin Sevginoğlu, Fevzi Sevgili olarak konuşuyorum. Ben hizmet noktasında bu memlekete gulam olmak istiyorum. Hizmetkar olmak istiyorum dedim yani. Ötesi de yok, bu kelimenin daha ötesi yok. Ben bunu samimi bir şekilde de söyledim. Gerçekten de samimi söylüyorum. Şu anda da aynı duyguları taşıyorum. Seçim oldu, bitti. Ama hizmet noktasında ben kendime çok inanıyordum, çok güveniyorum. Şimdi de güveniyorum da, Allah'a çok şükür. Tecrübelerimiz var, şunumuz var. Bilgi birikimimiz iyi. Entelektüel kişiliğimiz var. Entelektüel bir sürü insanla bir aradayız. Biz diyeceğimizi dedik. Takdir milletimizin. Şunu da ilave edeyim yani. İnsanlar şunu görüyordum yani, beni sevmiyor, benden gıcık alıyor veya insanlara yanlış yaptım diye değil. Bir ideoloji, yani bir HDP, işte YPS nedir, Yeşil Sol, YSP ideolojisi çok hakim olmuş yani. İnsanlar bunu sorgulamıyor yani. Kendi kendine şey yapıyor yani. Böyle bir daha seçim başlamadan kararını veriyor. Ben oraya vereceğim diyor yani. Sen gidiyorsun, geliyorsun, uğraşıyorsun, ediyorsun. Bana onlarca kişi, vallahi sen hakkındır, sana yakışır bu iş. Sen bizi temsil de edersin, hizmet de edersin. Rahmetli babanın izinden de gidersin dedi ama cümlenin sonunda da bu seferlik bizi mazur gör, biz şuraya vereceğiz. İşte tutsaklarımız var, işte bilmem ne var, ajitasyon. Normal YSP'nin geçmiş günden
geçmiş zamanlarına 40 yıldır bizim memleketimize yapmış olduğu ajitasyonlara devam ederek vatandaşımızı da buna ikna ederek bu hale geldik. Şimdi bir diğer seçimde benim tahminim %4-5 oranda bizim daha az olmamıza sebep oldu. Muharrem İnce'nin istifasından sonra özellikle Muharrem İnce istifa ettikten sonra çok büyük bir algı oluştu. Doğu Güneydoğu'nun hepsinde. Bunu hep şeyler, bunu iyi başardılardı. Biz bunu tam da kıramadık. Söyledik ama anlatamadık derdimizi demek ki. Anlatamayınca da o konuda başarısız oluyorsun tabii. Onu da kabullenmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu kesin kazanıyor. %60'dan geliyor, %70'den geliyor. Şu geliyor, bu geliyor. Bazı CHP ilçe başkanları komik ama yani bunu da söyleyeyim yani daha cin olmadan adam çarpmaya başladılar. Yok efendim işte biz yarın iktidara geliyoruz, seni süreceğiz, bunu yapacağız, şu asacağız, keseceğiz diye devlet memurlarını tehdit etmeye başladılar. O derece şeylerdi yani. Daire müdürlerini tehdit etmeye başladılar. Bazıları da şey yaptı yani, pozisyon almaya çalıştı. Devlet kurumlarında çalışanlar da pozisyon almaya çalıştı. İnandılar çünkü buna. Bu Kemal Kılıçdaroğlu geliyor, Recep Tayyip Erdoğan gidiyor olayı bize gerçekten ciddi bir şekilde bir zarar verdi yani. Siyaseten öyle bir şey gördüm. Şuna ben inanıyorum. Cumartesi günü 13 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi, 14 Mayıs'ta da milletvekili seçimi olsaydı sonuçlar çok farklı olurdu ve AK Parti Siirt'te birinci parti olurdu. İnsanlarımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmayacağı kanaatine kapılmıştı. O kanaat oluşmuştu. Yani %49,5 ile Cumhurbaşkanımızın o %49,5 alınacağını bilseydi insanımız, ben pazar günü yapılacak olan seçimde %50-55 bandında oy alacağımıza inanıyorum. Net yani. Net. İki milletvekili üçü de zorlardık. Zorlardık üçü de. Sayın Seyfi, daha önce önemli bir görevde bulunuyordunuz. Aday olmadığı Büyükşehir Bakan Danışmanlığı görevinden istifa ederek milletvekili adayı oldunuz. Bundan sonraki süreç... Şimdi tabii ben istifa ettim. Aday öyle olması gerekiyor kanunen de. Bundan sonraki süreci ben de bilmiyorum. Öyle bir şeyim de yok. Şu anda kafamda bütün zamanımı tekrar 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine bütün zamanımı ayırmış durumdayım. Bütün vaktimi ona harcıyorum. Şu anda da böyle çok süratli bir şekilde de kırsaldan geldim. Yine insanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza oy vermesi noktasında taleplerimiz oluyor. Onu söylemeye çalışıyoruz. Önemli olan bu seçimde Cumhurbaşkanımızın kazanması. İnanın Cumhurbaşkanımız kazanmamış olsa, Cumhurbaşkanımızın ben milletvekili olsam ne olacak yani? Yani şu kadar da, zerre kadar da benim hoşuma gitmeyecekti. Belki parlamentoya bile gitmeyecektim belki Cumhurbaşkanımız olmadıktan sonra. Cumhurbaşkanımız bizim değerimiz, bizim kıymetlimiz, bizim ülkemizin başkanı. Bu ülkeye, mazlum coğrafyaya, ümmete, bütün Müslüman coğrafyasına çok hizmet etmiş. Çok faydalı olmuş. Çok da faydalı olacak olan bir liderimiz. Bu liderimiz inşallah 28 Mayıs seçimlerinde çok farklı bir şekilde seçimi alacak ve önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde de bu sefer tamamen insanlarımızın refahı, mutluluğu ve huzuru için daha üst yapı çalışmaları zaten 100 yıl şeyi de öyle, projesi de öyle. Onları yapacak, onları gerçekleştirecek ve 5 yıl uzun bir süre, gerçekten çok uzun bir süre. Değerli hemşehrilerime de buradan özellikle mesajı vermek istiyorum. 28 Mayıs'ta, 28 Mayıs günü geçmiş seçimde 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na ve diğer kişilere de oy vermişlerse bile bu sefer Sayın Cumhurbaşkanımızı özellikle desteklemelerini Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir oy oranıyla sahip çıkmasını istirham ediyorum. Bize vermediniz, az verdi. Veya kazanacak kadar oy almadım. Yanlış bir şey de söyleyeyim. Çok kişiyle oy verdi tabii. 60 bin üzerinde oy aldık yani. Az değil yani. Allah hepsinden razı olsun. Tek tek bana oy veren herkesin ellerinden öpüyorum bu arada. Tek tek. Gencinden en yaşlısına kadar, en küçüğünden en büyüğüne kadar tek tek herkesin ellerinden öpüyorum. Bunu unutmayacağım. Ve bu benim bilgi hazinemde olacak. Ama sadece 60 bin değil, 200 bin seçmen var. 160 bine yakın kullanan geçerli oy sayısı. Oy kullanan herkesi Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vermeye davet ediyorum. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun. Ve özellikle yani YSP, işte HDP diye akılda kalmış seçmenine burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Allah rızası için. Değerli kardeşlerim, aziz hemşerilerim. Yani bir bazen tefekkür etmek iyidir. Böyle bir elinizin içine alın, böyle bir bakın bakayım ne oluyor diye. Sadece tek gözlükle bakmayın dünyaya.
Arkadaşlar bakın, ben dün akşam da televizyonda söyledim bunu. Bugün Yeşil Sol Parti Kürtleri temsil etme noktasında çok zayıf kalıyor. Kürtlerin değerleriyle çelişen hareketler yapıyor. Kürtleri temsil etme noktasında artık şey yapmıyor. Kürtleri kullanma noktasına gidiyor. Ben Kurtaran'da bir şeye gidiyordum. Bir esnaf dolaşıyorum. Tamam mı? Genç bir kardeşimiz geldi, sarıldı abi dedi. Ben seni Instagram'dan takip ediyorum, işte çok seviyorum, sayıyorum falan. Çok teşekkür ederim dedim. İsmini falan öğrendim ama iyi dedim, kesin oy verecek falan diye bakıyorsun böyle sembatiyle gelince. Ama dedi ben oy vermeyeceğim dedi. Ne yapacaksın dedim. Dedi ki ben kendi dilime vereceğim dedi. İyi dedim, çok güzel. Bak dedim, ben seninle Kürtçe konuşuyorum. Ben Kürtçeyi, Arapçayı, Türkçeyi yanında biraz da İngilizceyi rahat konuşabilen bir insanım dedim. Bak ben seninle Kürtçe konuşuyorum. Yani diğer HDP adayları da gelsin. Yani hangimiz senin dilini iyi konuşuyorsa ona verelim yani. Ona versen dedim. Bıraktım geldim. Değerli kardeşlerim, aziz dostlarım, sevgili hemşerilerim. Bakın 40 yıldır mücadele var yani. Bugün sadece Türkiye'de yaşayan Kürt kardeşlerimiz değil, Irak'ta da, Suriye'de de, İran'da da yaşayan Kürt kardeşlerimizin en rahat olduğu, en güvenilir olduğu, en özgür, en ekonomik şartları iyi olan insanlar topluluğu bugün Türkiye'de. Sadece Doğu Güneydoğu olarak bakmayın olaya. Bütün Türkiye'ye Kürt nüfusu yerleşmiş. Kürtler Türkiye'nin her yerinde en özgür bir şekilde hareket ediyor. İşini yapıyor, gücünü yapıyor, siyasetini yapıyor. Tamam mı? Ama maalesef Kürtlerin sırtından Türk solunu parlamentoya taşımak üzere planlanmış proje bir parti haline geldi Yeşil Sol Parti. Bakın iddia ediyorum 66 tane, 65 tane milletvekili çıkardı. Bir baksınlar, bu 66 kişi içerisinde kaç tanesi Kürtçe biliyor? Kaç tanesi bu bölgenin çocuğu? Marksist, Leninist, Komünist, ideal olarak şey değil, LGBT'yi destekleyen kesimleri vekil yapıyorlar. Diyaneti, dini, hor gören açıklamalar çok ön plana çıkıyor. Etmeyin, eylemeyin. Bakın Kürtler çok temiz, saf duyguları olan, bizim değerimiz, bütün değerlerimizi taşıyan insanlardır. Bunların çocuklarıyla oynamayın, bunların duygularıyla oynamayın lütfen. Kardeşlerim sizler de bu oyuna gelmeyin, gerçekten gelmeyin. LGBT nedir ya? HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin, ben bütün hemşerilerimi onu, o programı okumaya davet ediyorum. CHP'nin programını da Yeşil Sol Parti'nin programını da okumaya davet ediyorum. Bir baksınlar yani. Ne demek medreseler kapatılsın? Ne demek yani? Bugün Kürtlerin en önemli kültürü medreselerdir. Bakın LGBT Lut kavmini temsil ediyor arkadaşlar. Bak söylemeye utanıyor insan. Lütfen istirham ediyorum buna. Özellikle baksın. Bizim kardeşlerimiz, dostlarımız, bütün Doğu, bütün Güneydoğu, Türkiye'de yaşayan bütün Kürtler, Araplar, Türkler, herkes baksın buna. Bizim değerlerimizle çelişen açıklamalarda bulunuyorlar. Bizim değerlerimizi yok sayıyorlar. Kürtler ehli sünnet ve cemaat insanlardır. Tasavvuf ehli insanlardır. İyi insanlardır, güzel insanlardır. Tabii ki hükümetimizin de eksik yapmış olduğu noktalar var. Bizlerin de var. Bu başka bir şekilde hareket etmeye yeltenilmemeli. Ve bunu siyasi partilerin hepsi de böyle yapmamalı arkadaşlar yani. Bakın kayyuma karşı çıkıyor Yeşil Sol Parti seçmeni çok. Doğru mu? Ben de çok yani kayyum sisteminin artısı eksisi olan bir sistem. Bakın en büyük kayyum sistemi Yeşil Sol Parti'de var yani. Bütün adaylarını Kandil kayyum olarak atıyor. Demokratik hiçbir şekilde atama yok yani. Hiçbir usul sistem yok yani. Hiçbir memlekette o memleketin çocuğu yok yani. Sadece Siirt'te değil ki bu. Getiriyorlar. Daha önce HDP Genel Başkanlığı da yaptı. Sezai Temelli. Adını unuttum bir anda da. Sezai Temelli'yi Muş'tan aday yapıyorsun. Arkadaşlar. Sezai Temelli. Bak bütün Kürtlere burada sesleniyorum. Sezai Temelli'nin dedesi kimdir bir baksınlar. Sezai Temelli'nin dedesi İstiklal Mahkemelerinde kaç tane Kürt'ün idamına imza attı. Ona baksınlar. Ve bugün bizim lider olarak bize gösterdikleri kişinin dedesi yüzlerce, Kurtaran'dan sadece 70 tane, 71 tane, başta Faro ailesi olmak üzere Cemile Çeto ve diğerlerinin idam fermanını yazan hakimin çocuğu ya. Evet. Belki dedesinin şeyinde değil ama yani en azından bu insanlar biraz Kürtlerden uzak tutsunlar.
Türkiye'yi, Türkiye'deki sol cenahın, sosyalist cenahın parlamentoya taşınması, onların siyasi düşünceleri taşıması noktasında misyon oraya doğru gitmiş yani. Yok yani yerli insanımızı bilen. Bakın ben iddia ediyorum 70 bin, 70 küsur bin oy aldı. Kaç aldı sonuçta bilmiyorum. Bu 70, YSP oy veren 75 bin insana diyeyim. Ortalama 75 bin diyeyim. Veren insan. HDP'nin ikinci sıradaki adayın ismini söylesinler. Ben ellerimi buradan keseceğim ya. Bilmeden, etmeden sonra. Ya bizim memleketin çocuğuyuz. Ben zaten milletvekilliği bizim için bir hizmet noktası. Ben zaten bir şeyim. Ben zaten devlette önemli bir görevdeyim. Milletvekili olmazsam da ben yine önemli görevlerde olacağım yani. Olurum veya olmam çok da önemli değil yani. Ben bu çok ben demeyi de sevmiyorum. Ben 30 sene önce de Cumhurbaşkanı evinde yemek yemişim. Bakanlarla kalkıp oturmuşum. Başbakanların evinde de AK Parti'den önceki zamanlarda da. Yani bunları yaşamış görmüş insanlarız. Dedik ki bizim tecrübemiz var, bilgimiz var. Memleketimize hizmet edelim. Memleketimizin hulamı olalım. Memleketimizin hizmetkarı olalım. O noktaya geldik. İnsanlarımız ideolojik bakıyor. İdeolojik bakmayı bırakalım. Lütfen biraz hizmet noktasına yeltenelim. Hizmet ehli olalım. Hizmet noktasında insanlarımızın artık tek gözlükle bakmanın zamanı geçti. Bu kafayla giderse Yeşil Sol Parti de bir sonraki dönemde yerin dibine batacak. Ben size söyleyeyim siyaset destek olarak yani. Eğer Kürtleri temsil ediyorsan sen Kürt haklarını, Kürt şeyini falan söylüyorsan arkadaş sen Kürt adamı getireceksin. Sen buraya İstanbul'dan, şuradan, buradan, başka memleketten, Batman'a, Muş'a her taraftaydı. Sen Kürtleri temsil etme noktasında eksik olan insanları getirmeyeceksin ya. Saygısızlık da etmek istemiyorum ama Salihciğim yani gerçekten bu konuda ben çok çok da konuşabilirim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar ya medreseleri kapatacağız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. 5 vakit Diyaneti kapatacağım diyor. 5 vakit camide cemaatle namaz kılan cami cemaati gidip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi ya. Niye? Bakmadı ya. Ne dediğine bakmıyor bile yani. Bakmıyor bile. Bakacaksın. Niye oy verdiğini bileceksin ya. Ehli sünnet ve cemaat bir toplumun %100'ü ehli sünnet ve cemaat olan bir Siirt'ten bahsediyorum ya. %100'ü. Bizim ideallerimizle çelişen, bizim düşüncelerimiz aynı değil, bizim görüşlerimiz aynı değil, bizim itikadi düşüncemiz de aynı değil. Niye öyle bir insanın peşinden gideceksin? Yazık günah değil mi? Memlekete yazık yani. İnancımıza yazık. Biz memleket olarak, evliyalar şehri olarak, Siirt olarak arkadaş biz bununla mücadele edeceğiz. Seçim bitti, daha rahat konuşuyorum şimdi. Daha rahat konuşacağım da. Biz memleketimizi yeşil solunda, solunda, şunun da bunu da eline bırakmayacağız. Niye bırakmayacağız? Biz çocuklarımız iyi olsun diye istiyoruz. Biz çocuklarımız okusun, bizim çocuklarımız mükemmel insan olsun. Bizim çocuklarımız, bizim her şeyimiz olsun istiyoruz. Kitap okusun, spor yapsın, uzay bilimleri okusun, bütün teknolojilere hakim olsun, teknofesi bilsin. Efendime söyleyeyim, Z kuşağı dediğimiz gençliğin hepsi en güzel şeyleri yapsın. Tabii ki sosyal yaşantısına devam etsin, müziğine devam etsin, sporuna devam etsin ama idealler var, İslam var, devlet var, millet var. Arkadaşlar bunlardan da vazgeçmeyelim, bayrağımızı unutmayalım, dinimizi unutmayalım. Bize bunları unutturmaya çalışıyorlar. Biz ölünceye kadar bununla mücadele edeceğiz, bunun arkasını bırakmayacağız yani. Gençliğimizin arkasını bırakmayacağız, bizim gençliğimiz yanlış yola sürüklüyorlar. Vallahi yanlıştır. Biz kan ve gözyaşı istemiyoruz. Biz istiyoruz ki herkesin çocuğu bizden daha iyi olsun. Bizim çocuklarımızdan daha iyi olsun. Bizim mücadelemiz budur. Bununla ilgili biz gayret göstermeye çalışıyoruz. Siirt'ten bizim çocuklarımız neden yani yüzlercesi Türkiye'nin en büyük üniversitelerini okumuyor? Eğitim kalitesini artıralım. Spor aktivitelerini artıralım. Bakın ben şeyi de söyleyeyim. Bu arada lafı gelmişken seçilen milletvekilimiz Mervan Gül kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun. Bu seçim süresince bize çok büyük katkıda bulunan il başkanımız, teşkilat başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il gelmiş üyelerimiz vesaire bütün arkadaşlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Mervan Gül Bey'i de özellikle tebrik ediyorum. Ben Mervan Gül Bey'den de çok ümitliyim. Siirt'e hizmet edeceği noktasında çok ümitliyim gerçekten. İyi niyetli, inançlı bir kardeşimiz. Projelerle gitmeye çalışacak. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla onun yanında durmaya çalışacağız. Onun geliştireceği projelerle ilgili
Zaten ortak proje hazırlamıştık. Bu seçim beyannamemizde de vardı bunlar. Onların nihayete ermesi ve sonuçlanması yönünde bizim de üzerimize düşen her şeyi yerine getirmeye çalışacağız. Allah onu muvaffak etsin. Dua edeceğiz ona. Yanında olacağız. Her zaman destekçisi olacağız bu konularda. Ankara Kulisi TV'de dün canlı yayındaydınız. Ben de evet. Takip ettim bunu yakından. Yani kısacası dün gece olduğu gibi bu gecede net olarak HDP Kürtlerin temsilcisi değil diyorsunuz. Yani şöyle ne? Temsilcisi demeyeyim de. Yani Kürt Parti, yani HDP Kürtleri temsil etme noktasında çok eksik yani. Yani bütün oyunu Kürtlerden alıyor %95'ini. Tamam mı? Evet. Ama Kürtlerin değeriyle çelişiyor. Ya değeriyle, sen savunduğun insanın değeriyle çelişmeyeceksin arkadaş yani. Olmaz bu. Kürtler ya İslami tek bir tane söylemi var mı HDP Yeşil Sol Parti'nin? Bu Kürtlerin %99.9'u Müslüman değil mi? İslam değil mi? Tasavvuf ehli değil mi? Cami cemaati değil mi? Ya bunların çocukları niye şey yapıyor? Ya geçen gün LGBT bir eylem yapıyor İstanbul'da. Bir travestiyi, çok özür dileyerek söylüyorum, öne getirmişler. Acayip bir kıyafet var üzerinde. Kürtçe konuşturuyorlar. Ya vermek istedikleri mesaj çok farklı. Biz ne demek istediklerini anlıyoruz yani. Biz bu değiliz. Bizim itirazımız buna. Yoksa tabii ki Yeşil Sol Parti'de, diğer bütün siyasi partiler de gelsinler, mücadelesini versinler, şey yaptılar. Ama samimi olsunlar. Kayyum aday atamasınlar. Atamasınlar. İnsanlarımız Siirt insanı kimi seçtiğini bilecek. Bilmeli, hakkı var. Gittiler, ne zaman gelecekler Allah bilir. Allah bilir. Diğerleri de geçmiş zamanlarda böyle bir tane 2015'te seçilen bir kadın bayan milletvekilimiz vardı. Adını şu anda ben de hatırlamıyorum. Siirt'ten seçildi, ikinci sıradaydı. Yok. Elbistanlı mıydı? Unuttum adını. Bağışlasın seyircilerimiz. İsmi gelmedi aklıma. Yani millet Siirt milletvekili seçildi, gitti. Bir daha da görmedik onu yani. O gün bugündür yani. Bu değil ya. Siirt'in emeğe, Siirt'in hizmete, Siirt'in şeyine ihtiyacı var. Bu ideolojiden sıyrılmak gerekiyor. Benim dediğim budur. Bu ideoloji, ya bu ideolojiden bir sıyrılın, bir bakın. Başka dünyalar da var arkadaşlar yani. Recep Tayyip Erdoğan Kürtlerin en büyük dostudur. Hakikaten en büyük dostudur. Siirtlerin eniştesidir. Siirtlerin damadıdır ya. Sanki kendi damadına sahip çıkar, biraz bakar eder. Bakmalıyız, etmeliyiz arkadaşlar. Bu seçim sürecinde de lütfen itiram ediyorum. Bütün hemşerilerimden, bütün vatandaşlarımdan önümüzdeki hafta yapılacak olan 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği verelim. Yalnız bırakmayalım, Siirt'in sesini bütün Türkiye'ye duyuralım. Geçen geçti, ben kaldım. Canları sağ olsun. Canları sağ olsun. Vallahi ben milletvekili olsaydım çok hizmet edecektim. Ben güçlü oldukça öndeki de daha çok hizmet ederim. Yine edeceğim ben söyleyeyim ama sınırlı bir şekilde edeceğim. Hangi konuma geleceğime bağlı yani. Yani ama milletvekilliği nasıl yapılır, nasıl edilir, ne yapmak gerekir noktasında ben çok donanımlıydım. Kısmet olmadı. Sayın hemşerilerimin, vatandaşlarımın takdiri, tercihi o noktadaydı. Saygı duyuyorum hepsine de. Saygı duyuyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi farklı. Bizim eksiğimiz olabilir. Mervan Bey'in eksiği olabilir. Lokman Özcan Bey'in eksiği olmuş olabilir. Bu seçim hiçbirimizin seçimi değil. Bu tamamen Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimidir. Ona göre gitsinler. Ve gerçekten büyük bir ilk Siirt milletvekili olarak seçildiği orandaki, tarihteki orana yakın bir oranla Cumhurbaşkanımızı parlamentoya gönderelim. Bunu bütün Siirt halkımdan istirham ediyorum. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkesten yani. Bunu yapalım arkadaşlar yani. Bunu yapalım lütfen. Genel baz aldığımızda zaten geçen seçime göre oylarınızı arttırdığınız görülüyor. Ben salladım, yıkamadım. Salladım. Yani oyları... Ya şöyle, ben kırsaldan daha fazla oy bekliyordum. Kırsaldan, bütün köylerden daha fazla oy bekliyordum. Yani şimdi kimseyi de kırmak, incitmek de istemiyorum. Başka şeyler de oldu yani o işlerde. Ya, arkadaşlar, bakın işte açıklamalarda yok vali karışıyor, ediyor, bilmem ne falan filan. Siirt'in valisi, devlet, tamam mı? Devletin karıştığı bir şey yok. Devlet hizmet noktasında bütün köylere gitti geldi. Bizim gördüğümüz şey şurada, sandıklarda keleşli adamların olduğu zamanları gördük ya. Kimse bana hikaye anlatmasın yani. Ben kendi gözümle gördüm ya. Yüzlerce, halen bende var yani. Keşke olsa gösterseydim. RNK, YPG bilmem ne falan. İmzalı, mühürlü, işte şurada oy çıkmazsa muhtar ve bütün ailesi cezalandıracaktır. Örnekleriyle dolu bizim ceplerimiz yani. Yani demokrasi
Bu mu demokrasi anlayışı? Biri kalkıp vali bir yere gitti diye bir sürü eleştiride bulundular. Silahlı olarak sandıkların başında dağda bulunan örgüt yanların gelip oy kullandığı zamanları gördük memlekette. Ben çözüm sürecinde Siirt İl Başkanıydım. Gördüm ben yani. Cumhurbaşkanı seçiminde gördüm. Her gün bir tane muhtarımı kaçırıyorlardı. Her gün bir tane şey. Benim oğlumu kaçırdılar. Ortaokul öğrencisiydi ya. Sakladım bunu, ilk defa da söylüyorum belki burada. Ortaokul öğrencisi oğlumu kaçırdılar. Siirt merkezde kaçırdılar yani. Arkadaşlar ya. Bu mu? Sözde çözüm süreciydi. Barıştı, kardeşlikti yani. İl başkanının oğlunu kaçırıyorsun. Değerli kardeşlerim, bu değil. Yine bu işi çözecek. Yine bu işi nihayete erdirecek. Kürtlerin varsa, ki vardır, kültürel, sosyal, ekonomik haklarına kavuşması için bunu sağlayacak, projeleri geliştirecek tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu böyle bilelim. Bunun arkasından gidelim. Bu, bakın ben Neçirvan Berzani ile İstanbul'da bir yerde, şimdi aklıma geldi söylüyorum, spontane konuşuyorum biliyorsunuz geçmişten beri. Bir vesileyle kaç sene önceydi, bir 7-8 sene önce vardır. Böyle değerlendirme yapıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Barzani ailesini de seviyorum zaten. Orada ne dedi bana biliyor musunuz? Dedi ki inan referandum yapılsa Irak'ın bağlı kalmak istersiniz, Türkiye'nin bağlı olmak istersiniz. Kuzey Irak'tan dedi %80-90 oranında insanlar Türkiye'ye bağlı kalmak ister. Biz dedi biriz, biz bütünüz. Bir de sizin başınızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var dedi yani. Kürt dostu bir lider var. Kürtleri seven, Cumhurbaşkanımız Müslüman bir adamdır. Bizde, dinimizde ırk ayrımı yoktur. Milliyetçilik de yoktur. Biz hiçbir ırkın milliyetçisi değiliz. Biz bütün insanları eşit görüyoruz. Hoşgörü, hümanizm, kardeşlik eksik neredeyse odadır. Eğer bir Karadenizli'de de bir eksiklik varsa onun yanındayız. Doğudaki Kürtlerin en büyük eksikliği biz gördük. En büyük zulmü bize Cumhuriyet Halk Partisi yaptı değerli kardeşlerim yani. Benim dedemi 10 yıl sürgüne gönderdi Cumhuriyet Halk Partisi. Bütün Siirt'teki meşayihleri, ağaları sürgüne gönderdi. Bunları unutmadık ya. Benim dedemin mezarına gidin, aleme ibret olsun diye Zoket'te mezarda görmeyenleri gidin bakın diye söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi zamanında sürgüne gönderiyor. Buradan Antalya'ya kadar yaya gitmiş. Yaya götürmüşler. Elleri kelepçeli ahırlarda yatırmışlar. Tamam mı? Hızını alamamış dönemin valileri zaten Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıydı aynı zamanda o dönemlerde. Mezara, dedemizin mezarına silahla ateş ediyorlar. Ve o mermi izleri halen duruyor mezarda. Nedir? Mezarın başında sarık var diye. O sarığı oradan kaldırmaya yönelik. Bunları gördük. Camileri kapattılar, medreseleri kapattılar. Bugün halen kapatacaklar. Ellerine fırsat geçse kapatacaklar ama Allah onlara bu fırsatı vermeyecek, vermesin de. Bu memleketimiz mazlum bir memlekettir. Memleketimizin hizmete ihtiyacı var, memleketimizin selamete ihtiyacı var. Memleketimizin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve sol düşünceye ihtiyacı yok yani. Yani yok. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi son olarak Siirt halkına vermek istediğiniz mesajı, net mesajı nedir? Ben çok net olarak şunu söyleyeyim. Çok rahat bir seçim olacağını ben biliyorum. Zaten şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan günlük siyaseti de çok yakından biliyorum, takip de ediyorum. Meraklıyım da bu işlere. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kılıçdaroğlu şu anda kendi koltuğunu koruma peşinde artık. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı koruma noktasında. Orada iç şey başladı. 28 Mayıs'tan sonra göreceğiz. Bunların hiçbirisi de kalmayacak zaten orada. Şu anda Ekrem İmamoğlu sağ odaya yerleşmiş. Mansur Yavaş sol odaya yerleşmiş. Öbürü bilmem ne. İç dengeler birbirine girmiş. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu o gün dedi ya işte buradayım ne diyordu masaya vurunca. Yani o genel başkanlığa bir mesajdı. Yoksa başka bir şey değil. Vizyon olarak, misyon olarak, dünyadaki liderlere ağabeylik olarak Recep Tayyip Erdoğan son döneminde çok büyük bir hizmet verecek Türkiye'ye, ülkemize. Bakın Rusya Ukrayna Savaşı'nda tahıl krizini çözen Cumhurbaşkanımızdır. Avrupa'nın, Amerika'nın, bütün liderlerin saygı duyduğu bir insandır. Yani. Ben bir şey daha söyleyeyim. Doğalgaz, Karadeniz'deki doğalgaz, Gabar Dağı'nda çıkan petrol, Mavi Vatan'daki Libya ile aramızdaki şeyler. Arkadaşlar ekonomik olarak da biz çok iyi yere gideceğiz. Dünyada çok güçlü hale geleceğiz. Ve biiznillah Türkiye tarihindeki en güçlü döneme gelecek. Bizim için bu seçim çok önemli bir virajdı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bunu gelecekteki nesiller bunu daha iyi anlayacaktır. 14 Mayıs'ı biz başarıyla atlattık. Elhamdülillah, hamdolsun Allah
katkı verenlerin hepsinden razı olsun. Sonraki süreçte bu önümüzdeki pazar günde yapılacak süreçte de hemşehrilerimizin ve Türkiye'de yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çok büyük bir katkı vereceğini, destekleyeceğini de biliyorum, inanıyorum. Kafamdaki rakamı da söyleyeyim. Evet. İçimden geçen de 56.56. Arkadaşlar, kıymetli hemşehrilerim. İnşallah 60'tır, 70'tir ama kafamdan geçen rakam da öyle bir şeydir. Allah muzaffer eylesin, muvaffak eylesin. Hak budur. Hakkaniyet de budur. İyi de olacaktır. Hepimizin eksiği fazlası var. Hükümetimizin de var arkadaşlar. Ben yok demiyorum. Eleştirdiğim noktalar benim de var. Ama her şeye rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı tırnak 1000 tane kılıçlar olabilir. Ben bunu söyleyeyim yani. Sayın Sevgili, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün hemşehrilerime, Siirtli kardeşlerime, bizi izleyen bütün kardeşlerime, gençlerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Ben samimi bir insanım. Samimiyetle içimden geçenleri söylüyorum. Çok hazırlık yapmadan. Hiçbir zaman hazırlık yaparak çıkmam. Spontane konuşurum genelde bu tip ortamlarda. Bunu yapmaya çalıştım. Bir eğitimci kimliğimle, bir abi olarak, yaş itibariyle de birçok gencin abiliğini yapabilecek şeydeyim. Ben gençlerimizin gerçekten çok iyi yerlerde olmasını istiyorum. Çok iyi olsunlar istiyorum. Bunun için bu ideolojik ortamdan arınmasını istiyorum. Lütfen değerli kardeşlerim, sevgili gençler, aziz kardeşlerim, bana kızmayın bunları söylediğim için. Beni eleştirmeyin de. Sadece kendinize öz eleştiri yapın. Kendinizi bir irdeleyin. Kendinizi bir düşünün. Bir kendi başınıza düşünün. Ne yapıyorsunuz ya? Biz size diyoruz ki arkadaşlar, iyi olun yani. Ölmeyin, dağa gitmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın diyoruz. Güzel yaşayın, iyi yaşayın, çok kitap okuyun, uyuşturucudan uzak kalın, spor yapın, ekonomik olarak daha özgürleşin. Özgürleşin yani, her türlü konuda özgürleşin. Dediğimiz bu. Bunun yolu ideolojik saplantılardan kurtulmaktır. Kurtulmalısınız. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Bu sizin elinizde. Ben lisedeyken, inanın Allah'tan 12 Eylül öncesi, ben günde her gün Cumhuriyet Gazetesi okurdum. Bayrak Gazetesi vardı, okurdum. Bilmem ne gazetesi. 3 tane siyasi düşünceden alırdım. Karşı tarafta da bir bakın, dünyada ne var ne yok. Ne oluyor yani? Bir oraya da bakın. Bizim söylemlerimiz ne demek? Hemen tepki vermeyin söylemlerine. Karşı şeye geçmeyin yani. Bir dinleyin ya. Ben sizi seviyorum yani. Siirt'i seviyorum. Siirt'te yaşayan bütün insanları seviyorum. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun hepinizi kucaklıyorum. Hepinizi bağrıma basıyorum. Ama lütfen bunu yapın arkadaşlar. Biraz kendinizi irdeleyin, öz eleştiri yapalım. Biz memleketimiz için konuşuyoruz. Yoksa ben milletvekili olmuşum, olmamışım. Ne olacak yani? Ne olacak? Ben zaten devletin en üst kademesinde 6,5 yıldır görev yapmışım. Yine yapacağım yani. Ve yapmayacağım. Çok önemli de değil. Yapmışız zaten bunları. Benim derdim, benim memleketim, ülkem. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o her zaman 18 yaşındadır. Kim ne yapar bakar ona. Bakar arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti devletimizi sevelim, bayrağımızı sevelim, milletimizi sevelim, Kürtlüğümüzü de sevelim, Memozini de sevelim, Fakiye Tayrani de sevelim. Arkadaşlar, Seyyid Omer Halil'in de, Mella Halil Es-Serdi Hazretlerinin de kitaplarını okuyalım, İsmail Fakirullah Hazretlerinin de, İbrahim Hakkı Hazretlerinin de, Şeyh'in Hazin Hazretlerinin de ve bütün ekabirlerin, meşayihlerin, hocalarımızın, seydalarımızın da eserlerine bakalım, okuyalım, edelim, konuşalım. İstişare edelim, konuşmaktan kaçınmayalım, bir agresif gençlikten çıkalım, daha relax olalım. Benim söyleyeceğim bunlardır. Allah sizlerin yardımcısı olsun. Her zaman için abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak yalnızdayım. İmkanlarım ölçüsünde hemşehrilerimin hizmetindeyim. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da siz değerli Siirtli hemşehrilerimizin vicdanına emanet ediyorum. Onu yalnız bırakmayın. Eniştenizi yalnız bırakmayın. Bu ülkeyi, mazlum coğrafyayı, ümmetin liderini yalnız bırakmayın. 28 Mayıs'ta tarihi rekoru Siirt'te verin kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ederim Sayın Sevgili. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Bir seçim özel programının daha sonuna geldik. Hayırlı akşamlar olsun Siirt'te.